Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Dursun Hoca direkt olarak Abdurrahman Hoca'yı kaldırmaya çalıştı. Sırtını sert vurdu. Hem de oldukça sert. Nimaşni, Nimaşni diyerek iki defa bu kerimeyi sarf etti. Nimaşli mi? Duydun mu gördün mü? Gördüm. Nimaşli. Onu bir daha söyleyince tedirgin olunacak bir şey olduğunu anladım. Nedir diye sormadan direkt onu çıkarmaya başladık. Tursun Hoca oldukça hızlı hareket ediyordu. İyi tut Sefa. Sakın bırakma. Bahçeyi çıkardığımızda etrafa doğru bakındı. Irvaya ne olduğunu sormaya çalışıyordum. Nimaşli eski bir semum türüdür. Bu tür oldukça tehlikelidir cinnilere direkt olarak temas edebilir. Berzah da bu kuvvetini kullanamasa da alemler arasındaki sınırın kalktığı yerdeyiz. Yani bizler Ademoğullarının aleminde. Onlar bu alemde bizden daha becerikliler ve tabii ki de daha güçlüler. O yüzden dikkatli olmamız gereklidir. Az önce de Abdurrahman hocanın içindeki o cinni ne kadar güçlü olursa olsun bir nimaşti tarafından itildi. Beni Maşniler tehlikesini ilk önce gösterir, sonrasında da uygular. Abdurrahman Hoca başını salladı. Ayağa doğru kalktığında gözlerini bir iki defa hızlıca kırptı. Kırptıktan sonra göz bebekleri kayboldu. Sarımdırak bir göz aldı. Dursun Hoca'ya doğru dönüp, yardımın gerekli. Artık ihtiyarın sesine ya da gözlerine ihtiyacım yok. Kendin gel dedi. Dursun Hoca yavaşça yere doğru eğilir gibi dizlerini tuttu sanki rüküye gider gibi. Sonrasında derin bir nefes alarak fısıltı şeklinde tıslama ile nefesini verdi. Döndüğünde burnundan hafifçe sanki beyaz soğuktan gelen bir duman çıkarmışçasına yoğun çıktı. Sonrasında da gözlerinin olmayışını direkt gördük. Dursun Hoca yavaşça üzerindeki ceketi çıkardı. Abdullah, Abdullah, seninle beraber bu aleme ilk geldiğimizde Hadi Mudurken de beraberdik. Sanırım yine beraber uzun zaman sonra hareket edeceğiz. Senin bedeninde bulunduğun Dursun'un öğrencisi. Sen de benim öğrencimsin. Şimdi bakalım alemler arasında ne kadar güçlenebiliyor nimaştiler. İçeriye doğru girecekler. Ama öncelikle yerdeki çantayı açtılar. Hızlı şekilde bitkileri seçerek dışarıya çıkarıyorlar. Oldukça hızlılar. Hiçbir şekilde Dursun Hoca da Abdurrahman Hoca da bu kadar hızlı olamaz. İkisi de hızlı hareket ettiği için bir köşeye doğru geçtim. Sanki ayaklarının altına bağ olacağımı düşünüyordum. O yüzden orada durmaktansa bir köşede durmak daha sağlıklı geliyor. Ellerini dışarıya doğru çantada bir süre tutup çıkardı. Elleri tamamıyla yeşil, yaprak parçalarına bürünmüştü. Abdurrahman Hoca bana doğru baktı. Çantaları yanına al. İçeriye sok. İçinde iki tane mavi su olan şişe var. İstediğimde onu vereceksin. Tabi, tabi hocam dedim. Hemen gidip aldım. Cinni ile konuştuğumun farkındaydım. Dursun Hoca da çıkardığında eli aynı şekilde parçalanmış yapraklarla doluydu. O da çantayı almamı istedi. İkinci çantayı da diğer elime aldım. Kapıya doğru geldiklerinde dış kapı yüzlerine doğru kapandı. Boynunu yavaşça kıkırdatır şekilde sağa ve sola doğru büktüler. Boyunlarından öyle bir çıtırtı çıktı ki neredeyse kırıldı desek yeridir. Öyle ufak tefek parmak çıtırtısı gibi değil. Ayı kemik kırılır gibi kocaman ses çıktı. İçeriye doğru girmekte kararlılar. İkisi de keride doğru ellerini koydular. Dursun Hoca'nın elinin üstüne koymuştu Abdurrahman Hoca. Yavaşça orayı iter gibi başladılar. Güç verdikçe kapının kilit tarafı yavaşça eğiliyor gibiydi. Ya da ısıdan dolayı mı? Çünkü garip bir şekilde duman çıkıyordu. Ve açıldı. Küt ederek aşağıya doğru kilit düştü. Düşmesinin nedeni ısıydı. Yerde erimiş ve büzülmüş şekildeydi. İçeriye doğru yürürken uzun zaman oldu. Kendinizi gösterin Nimaşniler. Yüzlerce yıldır sizden hiçbirini görmedim. Semumun pislikleri buradaysa onları temizlemek bize düşer. Duvarlara doğru avuç işlerini vurarak yürüyorlar. Çantayla beraber içeriye girdim. Diğer çantada tam olarak arka tarafıma koydum. İkisi de önümde ve arkamda duracak şekilde ayarlı. Kapıyı geçmiş şekilde bekliyorum. O kapının önüne geldiler. Kapıyı birkaç defa tıklattı Abdurrahman Hoca. Çatıdan sesler geliyordu. Daha çok çatının içerisinde. Evle çatı arasındaki o boşluktan. Üste doğru takip eder şekilde hepimiz baktık. Bir sola doğru koşuşturma sesi, bir sağa doğru koşuşturma sesi. Yüzünde yürümseme vardı Dursun hocanın. Galiba birazcık etkilendiler. Ne diyorsun? Sence saldıracaklar mı? Büyük ihtimalle saldıracaklardır hocam. Nimaşniler korkak değildir sonuçta karşılarına dikilen cinnilere saldırırlar. Hem de başka bir alemde bu kadar kuvvetliyken. Hadi ama bu kadar korkak olmayın semumlar. Ortaya çıkın. Arka taraftan bir anda sürüyet görür gibi oldum. Kanım, kanım geriye mi çekildi? Vücudum neden kilitlendi? İrva, beni duyabiliyor musun? Dostum, dostum, onlar, onlar, onlar çok güçlü. Bedenimi bedenimi tutuyor, uzaktan bedenimi tutuyor. Hareket edemiyorum. Vücudundaki enerji hiçbir şekilde bana doğru geçmiyor. Çok güçlüler. Fazlasıyla güçlüler. Ses çıkartamıyorduk. Ne Elif'a, ne de ben. İkimiz de sessiz şekilde öylece bakıyorduk. Abdullah Hoca arka tarafına doğru döndü. Sonrasında bir anı duvarların içine doğru izlermişçesine baktı çocuğu aldılar. Aynı şekilde de sefayı kilitlediler. Ne diyorsun? Çocuklarla uğraşan cinniler var karşımızda. Galiba geriye çekilsek iyi olacak. Çoluk çocukla uğraşan cinniler bize göre değildir. Hırıltı şeklinde sinirli bir ses çıktı. Duydum. Kapının arkasında. Tırnaklar sanki kapıya doğru yerleştirildi. Aşağıya doğru sürtüldü. Orada duruyor. Eminim. Net bir şekilde kendini belli ediyor. Kapıya doğru yaklaşarak kapıyı bir daha çaldı Dursun Hoca. Orada kimse var mı? Varsa lütfen hızlı olsun. Çıkmak üzereyiz buradan. Kapının altından bir kağıt geldi. Kağıt bir defterden koparılıp hızlıca yazılar yazılmış. Arapça şekilde. Kağıdı aldı. Dursun Hoca direkt Abdurrahman Hoca'ya doğru döndü. Çıkıyoruz dedi. Beraber gelerek beni kaldırdılar. Çanta umurlarında bile değildi. Bir merdiven taşırmışçasına arka arkaya dizilip yürüdüler. Beni de bahçeye doğru bıraktılar. İlva, merak etme gireceğiz dedi. Dışarıya doğru çıktıklarında hareket edebildim. Hareket ettim ama midem çok bulandı. Kenara doğru geçip ağacın dibine doğru istifra ettim. İkisi de sağ ellerini kaldırıp ağızlarını açıp avuç içlerini ağza doğru yerleştirdiler. Sonrasında da Ellerini çektiklerinde ağızlarından yukarıya doğru karanlık dumanlar sinir şekilde gitti. Dursun Hoca yere düştü. Aynı şekilde Abdurrahman Hoca da. Yanına doğru koştum hemen. Hocalar iyi misiniz? Kendinizde misiniz? Dursun Hoca. Nereye gittiler? Nereye gittiler diyerek soruyor. Abdurrahman Hoca'nın burnundan kan geliyordu. Kalktı. Tuttu Dursun Hoca'yı. Yardım et Sefa dedi. Dursun Hoca yürüyemiyor. Aynı yaşlılık halinde. Sanırım çıkan dumanlar onların bedenden ayrıldıklarını gösteriyor. Dursun Hocanın söylediği de bunu kanıtlar nitelikte. Ali abi ile Hakan abi'yi aradım. Selim denilen adamın başındalarmış. Evi tarif ettiler. Abdurrahman Hocayla oraya giderken bahçeye çıkıp yardım edip aldılar bizi. Evin oradan. Çok kötü. Gerçekten çok kötü enerji hissediyorum. Oldukça yükseliyor. O evde başka bir şey var. Büyük ihtimalle bunu anladılar. İkisi de dinlenmek için uzandı. Uykuya daldılar. Çok fazla yorgunlar. Özellikle de Dursun Hoca'nın içindeki cinni olmadan, gerçekten yaşlılığından dolayı çok bitkin düşüyor. Ve kendine gelmesi de çok da mümkün görünmüyor. Uzun bir süre baygın gibi yatacağını düşünüyorum. Ali abi ile Hakan abi neler olduğunu sordu. Bir şey bilmiyorum. Sadece bir isim. Yani cinnilere verilen bir isim. Etraftaki insanlar da bizi dinliyordu. Yan taraftaki odaya geçerim dedi. Boş odaya geçtiğimizde Nimaşni ismini söyledim. Nimaşni mi? Gerçekten semumların Nimaşnileri mi? Oldukça tehlikeli dediler. Ve bünyede farklı durumlar yaratabilirler. İrvan eredi. İçimdeydi ama hissedemiyorum. En son kitlendiğini söyledi. Ben de kitlenmiştim. Sonrasında hissiyatının gidişini bile almadım. Normalde vücudumdan ayrılırken hissiyatını alırdım. Anladım. Büyük ihtimalle onu almışlardı. Peşinden gitmiş olmalı. cinliler iki taraftan da hocaları bırakmış. Ne olacak şimdi? Öyle mi kalacağız yani? Dursun Hoca ile Abdurrahman Hoca. Onlar kendine gelemezler mi? Merak etme. Güçlüdür onlar gelirler. Sorun şu. Kadının büyüsü neydi? Neyi öğrendiler de gittiler? İrva'yı kurtarmak sadece tek amaçları değildir. İrva'yı daha sonra da kurtarmak için bekletebilirlerdi. Farklı bir durum öğrenmiş olmalılar. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani en azından ben bilmiyorum. Onlar biliyor olabilir. İçeriden öksürüklerle beraber Abdurrahman hocanın uyanma sesi geldi. Hemen diğer odaya geçtik. Köylüler bir şey getirelim mi diyerek sordular. Ali abi ile abi şu anlık sadece bekleyelim. Siz senimin başında durun. Bir yere çıkmasın dedi. Kapıyı kapattıktan sonra Abdurrahman Hoca su dediği gibi verdik. Birkaç yudum içtikten sonra Dursun hocam nasıl? Sağlık durumu nasıl? Ali abi tansiyonunun düştüğünü bu yüzden birazcık istirahat ettiğini söyledi. Cinnileriniz ayrılmış hocam. Neden? Neler oldu? Kağıt. Kağıtta yazıyordu. Dört boynuz büyüsü yapılmış. Dört boynuz büyüsü kadına değil. Köyün içhanesine yapılmış. Yani köydeki herkes tehlike içerisinde. Büyüyü yapanın kim olduğunu bulmamız lazım. Eğer büyüyü hızlı şekilde bulamazsak, Sirayet sadece kadında kalmayacak. Dört boynuz mu? Her bir boynuz pazar gününde, onların kutlu gün olarak saydıkları pazar gününde, bir kilisede veyahut onların oluşturduğu bir kilisede olur. İlla ki yapı olarak kilise bulmalarına gerek yoktur. Yani dört pazar olunca neler oluyor ki? Dört boynuzun uçları birbirine birleşir. Tek tek ilmeklenir ve dikilir. Boynuzlar tek uçta birleştiğinde Semum kavminin sembolünü oluşturur. Semum kavmi insanlardan nefret eder. O kadar nefret eder ki kanlarıyla yıkansalar Ademoğullarının nefretleri yine azalmaz. Hatta daha çok artar. Dört boynuzunda her biri farklı bir yerde ise İşimiz çok zor. Abdurrahman Hoca, biz de bu yüzden buradayız ya. Ali, senden istediğim bir şey var. Ali abi hemen baktı. Camiye gidiyorsun. Ses sistemi yoksa da kasabaya gidip ses sistemi atacaksın. Minareye çıkıp, kayıttan değil, çıplak sesiyle ezan okuyacaksın. Ezandan sonra da rukiye ayetlerini. Hangi hanede acı var? Hangi hanede bir durum var? Rukiye ayetlerini okurken bize haber vereceksin. Hemen o hanelere gideceğiz. Oyuncular hangi hanenin içindeyse, bahçesinde, önünde, arkasında ya da içinde fark etmez. Büyük ihtimalle çoktan cinliler aileyi de esir alıyordur. Sadece sadık kalıp büyünün başında durmayacaklardır. Uzun bir süre olduğu belli. O yüzden hızlı olmalıyız. Tamam hocam. Söylediğiniz gibi hemen gidiyorum. Ali abi çıktıktan sonra Hakan döndü. Dursun Hoca sağlık konusunda kötü olacak. Bir araba hazırla. Arka tarafını bindir, sonra da hastaneye götür. Uyandığında hiçbir şey olmadığını, sadece büyüyü bozmaya başladığımızı söylüyorsun. Hocam ben Dursun Hoca'ya yalan söyleyemem. Tuttu sıkıcı çenesinden, gözlerine doğru yakınlaştırdı. Hocanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını istiyorsan söyleyeceksin. Anladın mı? Bazen insanları kandırmamız gerekiyor. Neden gerekiyor zarar görmesinler diyerek. Adamlara gidip yan tarafta anlatmak ister misin? Dört boynuz büyüsü yapılmış. Boynuzlar tek tek ilmek denip semum ifritlerini size musallat etmişler. Karınlarınızın içindeki kandan akmak istiyorlar. Hadi git söyle istiyorsan. Yüzünü hafifçeydi Hakan abi. Haklısınız hocam kusura bakmayın. Hemen ayarlıyorum dedi. Çıktı sonrasında odadan. Bana doğru döndüğünde Yine iş bize düştü ha Sefa. Benimle misin dedi. Tabii ki hocam. Siz ne derseniz hemen yaparım. Sizin sözünüz ricadan öte emirdir. Aynı Ali ile Hakan abi gibi ben de öğrenciyim. Daha doğrusu onlar hoca oldu ama ben öğrenciyim. Ne derseniz yaparım. Yapacağımız şey belli. Ali'nin haber vermesiyle beraber hanelere gireceğiz. Hanelere girdiğimizde Semomlar üzerimize gelecek.'' Bu gelmeler ne Zonguldak ne Bitlis ne de oradaki hiçbir yerde bulunamadığı kadar kötü olacak. Nimaşniler bu alemde çok güçlüdür. Çünkü onlar bizim gibi değiller. Daha çok büyüden besleniyorlar. Ve büyü güçlü bir şekilde yapılmış. Anladım hocam. Bilgi verdiler tamamdır. Dışarıya doğru çıktık. Ali abi ezan okumaya başladığında köylüler... Bu saatte ne yazanı kardeşim diyerek çıkıyorlardı. Köyün ileri gelenlerinden birkaçı yanımıza doğru geldi. Durumu direkt olarak anlattık. Köylüleri herkesi sakinleştirdiler. Evlere döndü onlardı. Ali abinin rükâ okumasıyla beraber hanelere doğru bakıyordu. Abdurrahman hoca gözüne batan bir şey olursa direkt olarak söyle. Merak etmeyin hocam. Dikkatlice bakıyorum. Ali abi rükâ okumaya devam ederken ben yukarıya, Abdurrahman Hoca da aşağıya doğru gitti. Babamın aldığı tuşu telefon titremeye başlayınca sağ bacağım resmen uyuşuyordu. Çıkardım telefonu. Arayan Hakan abi. Dursun Hoca'yı götürüyoruz ama kendisi uyanmaya başladı. Geri dönelim mi dönmeyelim mi? Yok yok geri dönmeyin. Abdurrahman Hoca Ali abi ve ben hallediyoruz. Siz devam edin Hakan abi. Tamam çok sıkışırsanız haber edin. Sakın haber etmemezlik yapmayın. Dursun hocanın arka taraftan inler gibi sesi geliyor. Büyük ihtimalle vücudunda büyük ağrılar var. Kapattım telefonu hemen. Dursun hocanın o hali aklıma geldikçe sanırım sinirleniyorum. İçimde bir vesvese ya da öfke doluyor. Bir tane evin perdesi açıldı. Sonra da adam hiçbir şekilde bana doğru bakmaksızın öne doğru odaklı cama doğru yaklaştı. Başını cama doğru vurmaya başladı. Sert vurmuyordu ama ne kadar sağlam olabilir ki? Oldukça tehlikeli. Arka tarafa doğru dönüp havaya doğru zıplayıp Abdurrahman Hoca'ya doğru bağırdım. Gördü hemen yanıma doğru geldi. Evin önünden adama doğru bakıyordu. Adam aynı şekilde hala camı doğru vurup birazcık geriye doğru çekildikten sonra yine kafasını cama vuruyor. Abdurrahman Hoca içeriye doğru girdi ben de arkasından. Elini kaldırıp Ali abiye doğru yumruk şeklinde işaret yaptı yeterli şeklinde. Ali bir ayetini okumayı bıraktı. Yine bizden haber bekleyecek şekilde geriye doğru çekildi. Kapıya doğru ilerledik. Kapıyı açmak için birkaç defa vurdu. İçeriden yapma artık acil. Kendine gel diyerek sesler geliyor. Hanımefendi, beni duyuyorsanız ben bir hocayım. Yardım için buradayım. Allah rızası için kapıyı açın. Eşinize, babanıza her ise yardım edebilirim. Geldi, kilitler açıldı. Kadıncağız korkuyla ağlıyor. Yardım edin artık ne olur. Ne olur yardım edin. Her gece böyle olmaya başladı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. İnsanlardan saklamaktan da korkuyorum. Daha sonra öğlenince bizi atacaklar köyden. İçeriye doğru apar topar girdik. Adam camın oradan bize doğru döndü. Sonra da üstümüze doğru iki elini boğacakmış gibi kaldırıp koşmaya başladı. Abdurrahman Hoca hiçbir hareketlilik göstermedi. Tam boğazına doğru gelecekken istifini hiç bozmadan bir tane Osmanlı yapıştırdı. Adam avada roveşata çekti resmen. İki kere falan takla attı yana doğru. Sonra da düştü. Yerden kalkıp yine saldıracaktı. Rukiye ayetlerini okumaya başladı. Okumasıyla beraber adam geriye doğru yapışıp acı çeker gibi sağa sola doğru kıvranmaya başladı. Yardım et Sefa kaldıralım dedi. Kollarından tuttum ben de beraber sürükler şekilde götürüp koltuğun üzerine doğru kaldırdık. Kadın arkadaki iki çocukla beraber köşeden bakıyordu. Hanım kızım sen istiyorsan içeriye geç. Söz veriyorum elimden geleni yapacağım. Çocuklar bakmasın buraya. Böyle hatırlamasınlar onu. Tamam, tamam hocam diyerek geriye doğru çekildiler. Allah razı olsun bir zorluk çıkarmadı. Siz kimseniz diyerek uğraştırsa belki de adam kendini camların arasında hiç düşünmek bile istemiyorum. Hemen üst tarafındaki gömleği çıkardı. Karnına doğru dokundu. Sonra da göğsüne doğru yavaşça yerini götürdü. Tam boğazının orada. Boğazının orada durdu. Oradasın demek dedi. Boğazında mı? Hayır. Kolunda tutup hızlı bir manevrayla yüzüstü çevirdi. Ensisinden sıkıca tutup kavradı. Beni duyuyorsun biliyorum. Orada olduğunu da biliyorum. Büyünün yeri nerede? İlkini nereye koyduğunu söyleyin. Boynunuzu nereye koydunuz? Hiçbir ses veya hırıltı bile çıkarmadı. Genellikle böyle durumlarda dalga geçici ya da reddedici konuşmalar yapıyorlar. Sadece sessiz kaldı. Biliyor musun? Oldukça şanssızsın. Çünkü artık yapacaklarımın sınırı yok. Bir bağlılığım da yok. Kimseye karşı da bir sorumluluğum. Kollarını arkaya doğru alarak dizine üstüne doğru bastırdı. Birkaç defa debelendi ama fiziki olarak kaçabileceğini zannetmiyorum. Her türlü diziyle bastırabiliyor. Abdurrahman Hoca bana bir kağıt kalem bulman lazım dedi. Tamam dedim. Hızlıca arka taraftaki odaya doğru gittim. Kapıyı çaldım. Ablacığım beni duyuyor musunuz? Bir kağıt ve bir kaleme ihtiyacım var. Tabii hemen veriyorum dedi. Kağıtta kalemi verdikten sonra arkada hissediyorum. Evin yanında bir şey var. Duvarların arasından bize doğru ya bakıyor ya da gezer şekilde duruyor. Bir anda İlvan'ın çığlıkları zihnimde canlanmaya başladı. Gördüğün hissettiğin benim. Bana yardım et. Beni yakaladılar. Kaçmaya çalışıyorum. Lütfen Sefa bana yardım et. Öldürmeden bana yardım et. Dışarıya gel. Bahçedeyim lütfen. O cinniyi tut ve beni kurtar. Yoksa öleceğim.'' Öleceğim Sefa diyerek bağırmaya devam etti. Bir anlık algım şaştı. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemez hale düştüm. Kapıya doğru yönelirken Abdurrahman Hoca odadan çıktı. Nereye gidiyorsun Sefa? Bana, bana İlva sesleniyor. Dışarıdaymış yardım istiyor. Dur bakalım diyerek yanıma doğru geldi. Beni birkaç adım geriye olacak şekilde çekti. Hani İlva'yı hissedemiyorum. İlva burada olsa kesinlikle hissederim. Alınan cinniler o kadar rahat enerjisini veremez. Enerjisini kullanırlar ama. Onu hissedersen onun sesi bile olmayabilir. Dikkatli olman lazım. Hemen kalma bunları. Irva'yı biz de kurtarmak istiyoruz. Merak etme. Gerekli şekilde iki cinni şu anda onu kurtarmaya çalışıyor. Lütfen tekrardan içeriye doğru gel. Söylediği gibi geriye doğru döndüm. Yavaş adımlarla beraber girdim içeriye. İçeriye girdikten sonra Oradaki adam arka tarafa doğru geçmiş. Ellerini yukarıya doğru kaldırıp siz de beni öldürmeye çalışacaksınız. Lütfen beni bırakın. Ben gariban bir köylüyüm. Ailemle beraber yaşamaya çalışıyorum. Bu taktikler bizi işlemiyor. Kendi süreyetinde konuşabilirsin dedi. Abdurrahman Hoca çok rahat davranıyor bu konuda. Kağıtta kalemi yavaşça yavaş masaya doğru koydu. Sandalyeyi çekip oturduğunda adamın eli her şeyi açıktaydı. Koşup bize saldırabilirdi. Ama saldırmaktan sonra öylece duruyor. Ama o çocuksu konuşmayı da bıraktı. Yani mazlum rolünü yapmıyordu. Kağıda yazdıklarından sonra o parçayı kopardı. Bana doğru uzatıp, yanına doğru git. Kağıdın üzerindekileri oku. Bakalım ne kadar masummuş görelim dedi. Kağıdı aldıktan sonra besmele çekip okumaya başladım. Adam bir anda kasılmaya başladı. Okuma. 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 Garip garip şekilde bağırır gibi okumamı istemiyordu. Hatta bu durum onu daha da sinirlendiriyor. Öfkeli bir şekilde gözlerini açıp okuma dedim sana. Okuma. Ayağa doğru kalktı. Yüz yüze geldiğimizde kıpırdamana gerek yok. Sana saldıramaz dedi. Çok emin konuşuyordu. Bu kadar emin konuşmasından dolayı ben de yerimden hiç kıpırdamadım kağıttakileri sürekli olarak tekrar ederken boğazına doğru sapladı. Boynuzlar nerede diyerek Abdurrahman Hoca ayağa doğru kalktı. Bir tanesi burada, burada. Söz söyleyeceğim. Boğma, boğma, boğma beni, boğma beni. Tamam, yerini söyle rahat bırakacağım. Söyle yerini hemen. Sandık, sandıkta. Kadın yaptı, kadın yaptı, kadın mı yaptı? Aynı anda arkaya doğru koştuk. Kapıyı açmaya çalışıyoruz ama kilitliydi. Çocuklar yapma anne diyerek bağırıyordu. Kapıyı kıracak şekilde tekmelemeye başladık. Allah'tan tahtadan ve zayıf bir kapıydı. Hızlı bir şekilde arkaya doğru kırıldı. İçeriye girdiğimizde kızları yere doğru yatırıp üzerlerine kağıtlar hazırlamış. Resmen onları arkadan bağlamış. Birinin de ağzını. Kadına doğru koştu Abdurrahman Hoca. Bırakın beni diyerek bağırsa da yakaladı onu. Sefa kızlardan birini çöz ipe ver bana. Çıkardım ipi hemen. Sonra da ellerini ve ayaklarını bağladık kadının. Arka taraftan yaşlı adam yavaşça geldi. Aşağıya doğru baktı. Gülmeye, kahkaha atmaya başladı. O zaman ne yaptınız böyle? Onu birazcık sarhoş ettim. Acıyla. Ayağa doğru kalkıp onu da diğer kıza bağladığı iplerle beraber yere doğru indirip bağlamaya başladık. Kızları hemen dışarıya doğru çıkardı. Onları bir komşuya teslim ettikten sonra geri geldi. Kadın yerde deberiyordu ama adamdan daha güçlü. Hem de daha fazla güçlü. Çünkü oldukça sinirli ve öfkeli şekilde bağırıyor, iplerin gıcırtısı geliyor. Neredeyse bütün gücüyle çekse koparacak. O kadar güçlü. Geriye doğru sürükleyerek çektik. İkisini de yan yana koyduktan sonra Açamaması için üzerlerine bir şeyler koyduk. Ne yapacağız? Ne yapacağız hocam? Soracağız. Bakalım büyü nerede? Nerede yaptın büyüyü? Cinni konuş. Nerede yaptın? Büyü yok. Büyü yok. Kızı aldık. Sizleri de alacağız. Hepinizi alacağız. O kadar kötü olacaksınız ki. Ölümlerden ölüm beğeneceksiniz. Ölümler size gelecek. Yapacak bir şey yok. İlla bana onu kullandıracaksınız dedi. Bir tane kesici bir şey getir bana. Kesici bir şey mi? Dediğimi yap Sefa. Kesici bir şey getir. Peki hocam getireyim tabi. Böyle söyleyince de insan ne yapacağını şaşırıyor. İçeri geçip mutfaktan çekmeceleri açtım. Oldum sonunda. Getirdim uzattım. Aldı. Avucunun içine doğru ufakça batırdı ikisinin de. Kanlarını parmağına doğru sürdü. Sonrasında da alınlarına bir yazı yazdı. İkisine de yazdığı yazı aynıydı. Dillerinizi dışarıya doğru çıkarın dedi. Bir anda itaatkar davrandılar. Yavaşça dillerini dışarıya doğru çıkardılar. Dillerine doğru bir şey okuyarak üfledi. Dilleri yanıyormuşçasına kapattılar. Sonrasında da başlarını sallamaya başladılar. Söylüyor musunuz daha büyük acılara mı geçeyim? Yanındaki yaşlı adam gibi olan cinni söyledi hazır. Her yerde hazır. İçeride, içeride hazır. Bakıyorlar hazır. Koşuyorlar hazır. Yapıyorlar hazır. Tekerleme mi bu? Bilmece mi? Direkt kalktı Abdurrahman Hoca. Sefa hemen gel dedi. Beraber dışarıya çıktığımızda direkt arka tarafa doğru yürüdü. Etrafa doğru baktığında ekmek yapılabilecek bir ocak veyahut yere tandır şeklinde kazılmış bir yerde olur söylediği yer vardı. Çapraz uçan bakın dalları hemen hızlıca kaldırdık. Kaldırdığımız gibi içeride tamamıyla pis kokunun geldiği hatta suyun bile aktığı bir yer var. Üst taraftan kırmak lazım. Yan taraftaki küreyi aldı. Ben de kazmayı aldım. İkimiz de baca gibi yaptıkları yere doğru vurduk. Kısa süre içerisinde parçaladığımızda sıkışmış olarak düşen poşet yere doğru saçıldı. Boynuz vardı ama boynuz kırıktı. Yan taraftan ikili şekilde bağlanmıştı. Uğultular yükseldi. Etraftaki rüzgar sert esmeye başladı. Hatta bu sert esmek değil, daha da kuvvetli. İçeriye doğru sesler yükselmeye başladı. Evin içinde hareketlilik var. Evdekilerle bir şey mi oluyor hocam? Büyük ihtimalle onları boğuyorlar. Boğuyorlar mı? Nasıl yani? Onların konuşmasından dolayı onları alıyorlar. Sim'ın cinlileri birbirlerini öldürebilir. Bu cinliler zaten zamanında cinleri katletmek isteyenler. Cinler eskiden birbirlerini daha çok öldürürmüş. Bunu söylemişti. Kenara doğru çekti. Büyüyü yavaşça açmaya başladı. Bu düşündüğümüz gibi dört boynuzdan öte. Kırık kemik büyüsü de var. Aynı anda boynuzları da kırmış. Bunun anlamı nedir hocam? Anlayacağın büyük bir tuzağın içindeyiz. Daha doğrusu kendimizi tuzağa düşürdük. Oradan sonra geriye çekilmemiz lazımdı. Yani ne olacak şimdi? Burada, burada yakalanacak mıyız onlara? Irva'yı öldürmüş bile olabilirler dedi. Ayağa doğru kalkıp evin bahçesinden çıktı. Kadınla adam onları çoktan aldılar. Ali abi minarede duruyordu hala. Ali diyerek seslenmesiyle beraber kafasını uzattı. Aşağıya indiği işaret yaptı. Aşağıya indiği gibi yanımıza doğru geldi. Ne yapacağız hocam? Neler oluyor? Düşündüğümden daha da tehlikeli. Kırık kemikler de var. Kırık boynuz ve normal boynuzu aynı anda yapmışlar. Dört beş tane büyü iç içe. Bu köyden uzaklaşmamız lazım. Bu köyden uzaklaşmamız mı lazım? Pes mi ediyoruz? Pes etmiyoruz. Ettiriliyoruz. Eşyalarınızı toplayın hemen. Çantaları alın çıkıyoruz dedi. Arka tarafa doğru gidip o eve tekrardan girdik. Çantalar alındı. Adamlar doğal olarak neler oluyor diye sordular. Hemen köyü terk edin. Her şeyinizi bırakın. Maddi olacak eşyalarınızı alın ve akrabalarınızın yanına gidin. Adam, buradan gidemeyiz. Hiçbir şekilde hem de. Ne avucumuzda bir şey var ne de başka bir şey. Çoğu kişinin sadece bu evleri var. Çocuğu bile olmayanlar var burada. Çoğu hani burada kalmak zorunda. Sokakta kalır yoksa. Abdurrahman Hoca sıkıntılı şekilde düşünüyordu. İçindeki cinni olmadığı için şu anda karşılaştığı büyülere bir şey yapamayacağını biliyor. Ne yapacağız hocam? İnsanları burada böyle bırakıp gidecek miyiz? Bilmiyorum. Ama Hüddam da sınırını bilmeli. Şu anda o cinnilere karşı bir şey yapamayız. Oldukça güçlüler. Bizi aşarlar. Hem de fazlasıyla. İnsanlara hayal veya umut satmayız biz. Gerçekleri konuşuruz. Ne yapmamı istiyorsun? Altı tane büyük aynı anda bozmamı mı? Nasıl bozacağım? Hadi ilk parçasını bozdun. Dörde bölünmüş. Dördünü nasıl bozacağım? Haklısınız hocam. Biz bile burada yardım etsek size en fazla ikisini üçünü bozabiliriz. O zaman burada kalıp ölelim. Nasıl yani diyerek döndüler bana. Burada kalıp ölelim. En azından hayatımız boyunca bu insanlara yardım edemeyip buradan çıkıp gittiğimizi düşünerek böyle yaşayacağımızı burada ölelim. Söylediğin şeyin tam tersi olarak da şöyle düşün. Burada ölmeyip yaşlanana kadar Allah bilir tabii ki. Ne kadar yaşayacağımız onun takdiridir. O zamana kadar yardım edip kurtaracağın insan sayısını düşün. Belki buranın kat ve kat fazlası olacak. O da doğruydu. Bir yandan da terk etmek istemiyordum burayı. Özellikle de İrva aklımdan hiç çıkmıyordu. O zaman İrva'nın kabiresi. İrva'nın kabiresi yardım etmez mi? Cinnilerle beraber berzahtadır. Sonuçta Irva onlara ait. Irva'yı kurtarmaya çalışıyorlardır. Nereden bulaştık buraya? Keşke öncesinde araştırma yapsaydık. Çok fazla gaza gelmiştik yüzünden de bu. Kesinlikle hata var. Nimaş bulaşmadan önce bilgi sahibi olmadıydık. Arka taraftaki odanın kapısı sert bir şekilde vurmaya başladı. Diğer tarafta oturanlar pencere açık kalmıştır herhalde deyince pencere açık veren değil. Orada cinliği var direkt olarak kendini belli ediyor. Bunu hissetmememiz mümkün değil. Üçümüz de aynı anda dönüp gerek yok dedik. Biz bakacağız siz lütfen burada kalın. Ortadaki kapıyı kapattıktan sonra arka odaya yürüdük. Arka odadaki kapıyı açtığımızda yaşlı bir amca görünümünde sırtı dönük, kambur, bastonuyla beraber duran bir cinliği vardı. İçeriye doğru girmemizle beraber hissiyatınız rahmanidir. Burada bulunmanızın nedeni nedir? Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Hangi cin kabilesine mensupsunuz? Abdurrahman hocanın bu sorularına karşın biz kırmızılardanız. Kırmızılardan mı? Ta hocalardan. Ta hocalar mı yardım ediyor bize? Neden buradasınız? Yerimizi tespit edip yakalamak için mi? Bizi mi yakalayıp mühürleyeceksiniz? Başını hayır şeklinde salladı cinni. Taha hocadan haber getirdim. Geliyorlar. Orta tarafta bir koruma tılsımı yapmanızı istiyorlar. Bütün bilgileri aktardım onlara. Sizi izlemem için beni görevlendirdi oradan sonra. Merak etmeyin. Karamsarlığınızdan kurtulun ve söylediği gibi koruma tılsımına başlayın. Nimaşniler koruma tılsımını hissettiklerinde saldırgan olacaklar. Bir süre daha insan saatine göre dayanın. Geliyorlar. Sonra da arka taraftan kapı, Yavaşça açılınca bir anda arkaya döndük. Birinin geldiğini düşündük çünkü "Girmeyin içeri." diyerek seslendi kaynağında da. Arkaya tekrar döndüğümüzde sadece ortadan kaybolmak için bize yaptığı bir oyunmuş. İçeriye doğru girdiğimizde çantaları açtık. Hızlı şekilde kağıtlar çıkarıldı. Yazılar yazıldıktan sonra her bir kağıdın üstüne ilmeklenecek şekilde iplikler geçirildi. Özel Uzun kağıtlardan oluşan bir tığsım ayarlıyordu. Bunlardan hızlı hızlı yapmamız lazım. Yedi 8 tane kadar, neredeyse her haneye yetecek kadar bundan yaptık. Orta taraftan kes. Hanelerin kapılarına asılacak. Ali, sen de bu iş. Sen de benimle geliyorsun, orta tarafa ayarlayacağız dedi. Direkt çıkıp orta tarafa geçtik. Kağıtları hazırlarken altı yedi tane araç geliyordu. Hava da kararmaya başlıyor. Gerçi normal. O kadar saattir uğraşıyoruz ki. Araçlar geldiğinde direkt kapılar açıldı. İndiklerinde birçok orada gördüğüm insan da vardı. Hikmet abi de oradaydı. Aşağı inilmesiyle beraber Taha Hoca da çıktı. Ön taraftan yürüyerek geliyor. Onu görmek beni çok mutlu etti. Bize hiç yardım etmeyeceğini, tamamıyla bağımızın koptuğunu düşünüyordum. En azından oradaki herkesle. Taha Hoca bırakmadı. Dursun ne durumda diyerek direkt seslendi. Dursun Hoca iyi hocam. Sadece hastanede Hakan yanında. Dinleniyor. Tamam. Korumaları yaptınız mı? Ali'nin son birkaç hanesi kaldı. Kapıya yerleştirecek tılsımları. Başlayalım o zaman Abdurrahman. Her şey için özür dilerim kardeşim dedi. Abdurrahman Hoca başını kaldırıp özürlük bir şey yok. Biz kardeşiz dedi. İkisi de birbirlerine doğru gülümsedikten sonra hızlı bir şekilde kaldırdılar taşları. Taşları kaldırdıktan sonra yan tarafa doğru kanını sürdü. Ta diğer tarafa doğru da kanını sürdü. İki taşı da sıkıca avucunun içine alarak tuttu. Gözleri yavaşça değişiyordu. Gözlerini kapatıp açtıkça hızlı hızlı göz bebekleri serindi. Abdurrahman, dostunun gittiğini görüyorum. Uzun zamandır burada yok gibi. Arka tarafa doğru geçin dedi. Bu konuşan daha hoca değil. Arkaya doğru geçtik. Evdeki ışıklar yanmaya başladı. Karanlıkla beraber pencerelere doğru baktığımızda bütün hanede girer. Cama doğru gelip o ilk gittiğimiz evdeki gibi yavaşça başlarını camlara doğru vuruyorlar. Kuma hina selme kunel Bu ne demek? Abdurrahman Hoca, imaşni burada sadece bir insana değil, bütün insanlara musallat olmuş. Yanında durduğumuz insanlar da musallattıydı. O zaman nasıl hissedemedik. Çünkü bulunduğumuz evde de büyük parçaları var. Bütün hanelere bölmüşler. Köy çoktan helak olmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. esen kalın dostlarım.